Ankara'daki terör saldırısının yansımaları hala daha devam ediyor. İnsanlar e, tabii e, Ali Yerlikay'ı, İçişleri Bakanlığı'nı e, ziyaret ediyorlar. Bugün ziyaretçileri arasında geçmiş olsuna gidenler vardı. Böyle bir heyet gitti. Bu heyetin görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada sağ en başta oturan, sağ en başta oturan Süleyman Soylu. Süleyman Soylu da oraya gitti ve tabii sadece Süleyman Soylu ziyaretle kalmadı. Bir de gıyabında destek aldı Süleyman Soylu. Kimden diyeceksiniz? Devlet Bahçeli'den. Ve Devlet Bahçeli kürsüde konuşurken Soylu'dan vazgeçmediğinin altını çizdi. Teşkilli FETÖ'cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da Görevdeki işleri bakanlığı kötülemeleri ülkemize kurulan bir zaman ayarlı tuzaktır. Türkiye 1 Ekim Pazar gününe İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimiyle uyandı. Siyasetten tepki sesleri yükselmeye, o seslerin alt metinleri ise dikkat çekmeye devam ediyor. Kaplan operasyonunda eski İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik iddialara karşı ilk siper MHP lideri Bahçeli'den gelmişti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırı girişimi sonrası sosyal medya üzerinden eski ve yeni İçişleri Bakanlarına yani Soylu ve Yerlikaya'ya eleştiriler sıralanmıştı. Sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi, eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi, Türkiye düşmanlarının değermenle su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır. Eski ve yeni İçişleri Bakanlarının aralarında sert rüzgarlar mı esiyor sorularının sorulduğu şu günde İçişleri Bakanlığından bir paylaşım geldi. Yerlikaya, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu ve üyelerini kabul ettiği ziyareti birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. notuyla paylaştı. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Ali Yerlikaya'ya grup kürsüsünden teşekkür etti. Son günlerde İçişleri Bakanlığı'nın çetelere yönelik operasyonlarını gündemine taşıdı. Uyuşturucu çetelerine ise ayrı bir parantez açtı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi ilettim. Yeşil Sol Partisi saldırı girişimini kınadıklarını ancak yaptıkları açıklamanın çarpıtıldığını savundu. Kürt meselesi çözülmedikçe Türkiye halkları bunun ağır bedellerini ödüyor dememizi çarpıtarak Türk milleti ağır bedel ödeyecek diyerek yapılan bütün açıklamaların ve manipülasyonları burada bir kez daha kınıyoruz. Şimdi bakınız geçmiş olsun ziyaretine gitti demedik soylu için. Geçmiş olsun ziyaretine gidildi. Çünkü bir heyetle gitti. Şimdi ana haberde ben şunu yapmaya çalışıyorum. Evet bu haberleri herkes veriyor. Bütün kanallarda sabahtan akşama kadar şu anda da bu haberlerin benzerini izliyorsunuz. Ha perforeler farklı oluyor. Ama ben aynı zamanda şunu yapmaya çalışıyorum. O buzdağının üstündeki kısmın altındaki tarafı da. Yani e, e, o öngörülebilen şey nedir? Veya bu nasıl yorumlanabilir? Burada nasıl altındaki mesaj nedir? İşte mesela bu fotoğraf karesini biraz şöyle bir bakalım arzu ederseniz. Verin bakın burada. Bu fotoğraf karesini sadece bir fotoğraf karesi olarak almayınız. Almayınız. Bu, bu fotoğraftaki mesaj ne dedik? Bakın fark etmediniz bile değil mi Süleyman Soylu? En başta oturuyor. Ve yuvarlak içine aldık onu. Yani aslında Süleyman Soylu tek başına ziyarete gitmedi. Onu da size söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı Komisyonu var. İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nun başındaki isim Süleyman Soylu o komisyon üyeleriyle arkamda, arkamda gördükleriniz milletvekilleri onlarla birlikte gitmek zorundaydı ve gitti. Yani eğer tek başına gitse gitti derdik veya burada ziyaret etti tek başına giden birçok da insan oldu. Yani İyi Part'tan Kürşat Zorluya işte CHP lideri aradı. 30'a yakın insan burada var. 30'a yakın insana gitmiş. 6-7 bakan gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu arıyor ve zoraki bir gidiş bu komisyon başkanı olarak gidiyor. Yani siz bakmayın gittiğine Süleyman Soylu'nun aslında. Şu anda iç işlerinde gördüğümüz kadarıyla bir güç savaşı yaşanıyor. Ha, o güç savaşının ne olduğunu size söyleyemem. Ama bu güç savaşı istihbarat zafiyetine de neden olur. Ona da size, onun da altını çizeyim. Ve bir tarafta Soylucular, diğer tarafta Ali Yerlikayacılar ve... Yine MHP'nin soyludan yana tavır alması. Burada MHP'nin soyludan yana tavır almasının nedeni ne olabilir biliyor musunuz? Emniyet teşkilatı içerisinde belki MHP kökenli bazı polislerin, emniyet müdürlerinin kıza alınması, Ali Yerlikaya ekibinin getirilmesi bu da olabilir. Bunu size kanıtlayamam ama soylunun arkasında durma sebeplerinden biri belki de bu olur. Şimdi geldik